de uygun şekilde uygulandığında kalıcı olduğu için, silikon vücut yıkmadığı için güzel sonuçlar da alınmış. Ancak daha sonra silikonun yan etkilerinin çok fazla olduğu görüldüğünden artık kullanımı tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bunun yerine daha yüksek teknolojiyle üretilen işte sentetik dolgu malzemeleri aldı. Yine hasta vücuduna işlem yapılmasını istemiyorsa sentetik dolgu malzemeleri ya da biyolojik dolgu malzemeleri var. Örneğin insan fasyası, insana ait bir takım parçalar markette şu anda dolgu malzemesi olarak farklı formlarda satılıyor. Ancak biyolojik bunlar. Bunlar da değişik uzunluklarda dokuda kalıyorlar. Doku eninde sonunda parçalıyor bunları. Hani yok ediyor yabancı cisim olduğu için. Bunlar da kullanılabiliyor. Ancak dudak dolgusunda yine gold standart bizim önerdiğimiz ve yapılmasını önerdiğimiz yine yağ var. Şurada yine bir örnek göstereyim. Hem doğallığı açısından hem kalıcılığı açısından şurada öncesinde sonrasında yağ dokusu uygulanmış dudağın görüntüsü. Evet. Şimdi konu dudaklarda, yani rejenerasyonla ilgili konuşacak olursak, hani gençleştirmeyle ilgili, zamanla dudakta da bir şey azalıyor değil mi? Hani kalınlık Tabii. azalması Çok olabiliyor, haklısın. sönme olabiliyor, Çok hani ya da haklısın. üst dudakta büzüşmeler olabiliyor. Özellikle sigara içen kişilerde herhalde biraz daha farklı Çok olabiliyor. haklısın. Oralarda da herhangi bir gençleştirmeyle ilgili uygulama Evet. gerekebiliyor mu? Aslında sizin sözünüz çok güzel bir noktaya değindiniz. Bütün yüzümüzde, bütün vücudumuzda değişiklikler oluyor. Sadece ciltte değil bu. İşte kas dokularında, kemik dokularında, kıkırdak dokularında. Tabii dudakta da çok büyük değişiklikler olabiliyor. Dudakları örneğin gençliğinde dolgun olan dudaklarında hasta incelme fark ediyor ilerleyen yaşlarda. Çünkü hücreler su ve hacim kaybediyor zamanla. Bu dudağın etrafında doğalında var olan yağ dokularında azalmalar oluyor. Yani dudak küçülüyor ve çekiyor hani tabiri caizse. Tabii bunların da restorasyonunda yağ dokusu hastanın orijinal yağını replase eder gibi kaybolmuş, artık yok olmuş, atrofiye uğramış bir dokuyu yerine koyar gibi bu dudakların eski haline kavuşturmasına en önemli silahlarımızdan biri. Yine sigara çizgilenmelerinde üst dudağa uygulanan yağ dolgusu da çok etkin sonuçlar verebiliyor. Özellikle bazen gerektiği hallerde bu yağ dolgularını botoksla kombine olarak uyguluyoruz biz. Ve yağ dolgusunun daha uzun ömürlü, daha fazla miktarda yağ dolgusunun daha kalıcı hale gelmesine sebep oluyor. Ve çok etkili olduğunu düşünüyorum özellikle dudak etrafındaki kırışıklıklarda. İki kombine uygulamanın. Tabii bir tarafı yüzün gençleştirici, bir tarafında çöküntüler devam ediyor. Bu zaten birbirine uyumsuz bir yüz ifadesine sebep olur herhalde, değil mi? Kesinlikle. Böyle bir gençleşmeyle Denge de ilgili gerekiyor. yapıldığı zaman komple mi bakmak gerekiyor yüze? Evet, yüze komple bakıp Detaylarda çalışmak mı evet gerekiyor? detaylarda çalışmak gerekiyor. Kısmen farklı farklı da olabilir, parça parça da olabilir ya da bütün yüzü de içine alacak şekilde. Evet. Şöyle tabii yıllar içerisinde baktığımızda aynı. Kendimizi çok yaşlanıyor gibi görmüyoruz. Yavaş bir süreç olduğu için. Ama şöyle bir 5 sene önceki resmimize, bir 10 sene önceki resmimize bakıyorsak, yani hani çok fazla bir kilo konusunda problem yok, yani fark yoksa aralarında. O yaşlanma belirtilerini hissedebiliyoruz. Özellikle bunu da bu hani göz bölgelerinde, hani kırışıklık olmasa bile, bazen kırışıklık olmuyor ama kaşlarda sanki bir düşme olabiliyor. Kesinlikle. Yorgun bir ifade katabiliyor bu kişilere. Bazen gözü de yorabiliyor. Yani sadece estetik anlamda değil ama hani belki medikal anlamda da ihtiyaç duyulabilir, olabilir. Gözde botoks ve dolgunun dışında başka ne gibi uygulamalar yapabiliyorsunuz? Mesela şey olur, daha gençken mesela bu kalemler, farlar daha rahat sürülür ama Çok yaş haklısın. ilerledikçe buralarda böyle birazcık büzüşmeler vesaire Doğru. olabilir. Bunları geri kazandırmanın bir şeyi var mı? Evet. Yolu var mı? Şimdi yüzde asıcı bağlar var. Bizim cildimizin altındaki dokuları yerinde tutan asıcı bağlarımız, ligamanlarımız var. Şimdi zamanla vücut su kaybettikçe ve yaşlanma etkilerinin o dokularda ortaya çıkardığı değişiklikler sonrasında
Bütün dokular tabii kaş ve göz yapıları da aşağı doğru yer değiştiriyor. Örneğin erken dönemde gözün etrafına özellikle aşağı düşmüş, aşağı vektörde yer değiştirmiş kaşları yukarıya kaldırmak için biz kaş kaldırma teknikleri kullanabiliyoruz. Saçın içinden yaklaşık 3'er santimetrelik kesilerle lokal anestezi altında hastanın uyumasına da gerek yok. Girip aşağı düşmüş ve bu gözün kenar kısımlarında artık yumaklar oluşturmuş, fazla cildi de içeriye alacak şekilde aşağı düşmüş kaş ve göz çevresi dokularını yukarı çekip asabiliyoruz. Buna da işte kaş kaldırma deniyor. Kaş kaldırması gözün etrafında sarkmış cildi de alarak sarkmış, eskimiş ya da torbalanma gösteren yağ dokularını da birlikte alarak komple bir rejüvenasyon şeklinde yani gözlerin gençleştirmesi şeklinde de kombine işlemlerle birlikte de yapılabilir ilerleyen Bu dönemlerde. mesela botoks, yağ dolgusu, dolgu diyelim ve bu işlem diyelim. Yapılma süresi ve sonra tekrar gündelik hayata dönüş anlamında ne kadarlık bir zamanda kişi hani günlük yaşantısında dönebilir? Evet. Şimdi göz kapağında atılan dikişler üçüncü günü alınır. Göz kapağı çok hızlı iyileşen bir doku. En geç 10. günde hasta morluklarından kurtulur. 10. günden sonra da normal işine başlayabilir. Kaş kaldırma, tek başına kaş kaldırma, gözün etrafında çok fazla morluğa sebep olmayan, kaşın etrafındaki yumuşak dokuları, gözün kenarındaki ve kaşın üzerindeki fazlalığı almak için kullanılan bir teknik. Burada çok morartı olmaz. Hasta birinci haftanın sonunda çok rahatlıkla işine başlayabilir. Dıştan birkaç sütür oluyor, dikiş oluyor. O dikişler de alınabilir. Yani bu işlemlerin total yapılması halinde hasta 10 gün içinde, 10-14 gün içinde en geç işine dönebilir. Evet. Peki bu işlerin bir mevsimi var mı? Mesela son yani kış olması, yaz olması falan fark eder mi? Aslında şöyle artık klimalar var evlerin içinde. Hasta perdeleri çekip klimayı da açıp hani yazın güneşin etkilerinden hiç zarar görmeden ameliyat sonrası dönemini evde geçirebilir. Bu nedenle hani eskisi gibi değil artık. Eskiden işte morluklarla dışarıya çıkınca güneşin çok şiddetli etkileriyle o morluklar pigmentasyona işte kahverengi lekelere dönüşürdü. Ondan korkulurdu. Ya da yüze herhangi bir işlem yapıp bantlamak zorunda kaldığınızda terle onun kalkma riski olurdu. Bu sıcağın etkileriyle uzamış ödem dönemi, ödem dönemi biraz uzayabilirdi, kızarıklık dönemi uzayabilirdi. Ama artık hani klima olduğu için biz genelde nüfusumuz da artık bayan nüfus da çok ağırlıkla çalışıyor günümüzde. Ve yazın tatil dönemlerini bu rejüvenasyon amaç, bu tür estetik ameliyatlar için değerlendirmek istiyorlar. Bu nedenle yaz dönemi de rahatlıkla yapılabilecek bir dönem diye öneriyorum ben. Yaz kış bu ameliyatlar yapılabilir. Yeter ki uygun ortamlar, Uygun ortam koşullar koşullar sağlanabilsin. sağlandıktan sonra bu Evet. operasyonlar yapılabilir. Küçük bir aramız olacak. Reklamların ardından tekrar izleyicilerimize sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.